Evet kıymetli dostlar, Rıza Ayder'den şelale sesleriyle hepinize hayırlı günler. Şu anda Rize'de, Ayder'de gelin türü şelalesinin bulunduğu yerde cam teras yapmışlar. Oradayım. Oradan size gelin türü şelalesinin görüntüleri ve sesleriyle Rize Ayder'den görüntüler paylaşacağım. Şu anda az önce söylediğim gibi gelin türü şelalesinin orada bu muhteşem manzaranın bulunduğu cam terastayım. Evet arkadaşlar, biz Rize Ayder'i yayla olarak biliriz. Evet, gerçekten muhteşem bir doğa var. Ama aşağıdan yukarı yürürken gördüm ki buranın yayla özelliği tamamen kaybolmuş. Şimdi dönüşte aşağıda tekrar sizlerle görüntüyü paylaşmak üzere çekeceğim. O televizyonlarda gördüğümüz, hani karda lastiklerle kayılan küçük bir çimen kalmış, yaylayı andıran küçücük bir çimen. Onun dışında tamamen turistik bir belde. Her yer otel, her yer bina. Hani konuşurken söyleriz ya, vahşi hayvanlar, vahşi doğa. Acaba en vahşi varlık hangi varlık? Yoksa insan mı? Şimdi aşağı inerken çektiğim görüntülerden sonra beraber düşünürüz. Evet, bugün 4 Ağustos 2023 Cuma. Gün yeni ağrıyor. Evet, ben cam terastaki görüntülerimi burada sonlandırıyorum. Birazdan inişteki çektiğim görüntülerle devam edeceğim. Evet değerli arkadaşlar, Ayder'de gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Ayder'de uç noktalara yakın bir yerdeyiz sanırım. Çünkü otobüsler gelip buradan dönüyor. Buranın önemli bir özelliği de burada Temel'le Fadime'nin heykelini yapmışlar. Evet, şöyle önden gösterecek olursam Temel tulum çalıyor. Fadime de sepet sırtında, artık mısıra mı gidiyor, fındığa mı gidiyor, çaya mı gidiyor bilemedim. Evet, Ayder'den görüntülere devam. Şöyle çevreyi buradan da bir göstereyim ama şuradan güneş doğuyor. Işık biraz fazla. Hemen burada bir küçük cami de var. Karşı dağın tepesinden ay doğuyor mu batıyor mu bilemedim şimdi. Batıyor. Güneş buradan doğduğuna göre ay oradan batıyor. Evet. Evet değerli arkadaşlar, az önce yukarıda bahsetmiştim. Her yer otel, her yer pansiyon, her yer, yani Ayder'likten çıkmış, görüyorsunuz hani yaylalıktan çıkmış turistik bir belde olmuş. Bu güzelim ormanların içinde böyle yer. Evet arkadaşlar, görüntü gerçekten fena, düşündürücü. Görüyorsunuz bütün tesisler iç içe.
Evet, değerli arkadaşlar, yukarıda bahsettiğim çimenlik alan, hani televizyonda bize yayla diye gösterilen çimenlik alan, burası horonların tepildiği, tulum çalıp oynadıkları yer. Kışın karlı görüntülerde de hani lastikle kaydıkları yer burası. Bize yayla diye gösterilen yer. Oysa ki Ayder bugün burası. Evet arkadaşlar, televizyonda bize bu çimenlik alanı göstererek Ayder'i yayla diye gösterdikleri yer burası. Bu çimenlik alan sadece burada var. Şöyle biraz sağa sola döndüğümüzde her yer bina. Evet. Kış geldiği zaman burada şuradan aşağıya lastiklerle kayıp şu aşağıya kadar geldikleri yer burası. Tulum çalıp horon teptikleri yer. Evet arkadaşlar, Ayder'de durum bu. Bu çimenlik alanı bir de böyle alt taraftan tam gösterelim. Evet. Şu çimenin üst tarafından lastiklere binip şu en alta kadar kaydıkları yer burası. Bugün Ayder'de görüntü bu. Evet, tek doğal olan şeyler bu köpekler. Eğleniyorlar. Evet, vahşi olan doğa mı? Bu hayvanlar mı? İnsanlar mı? Ne yapıyorsunuz lan? Evet, Ayder City. Yayla demek zor. Oo. He, parti var, parti yukarıda. Koşun. Evet değerli arkadaşlar, sizlerle yaklaşık 2 kilometrelik bir aralıkta Ayder'den görüntüler paylaştım. Ayder'de durum bu. Her yer tesis, her yer otel. Evet, hoşça kalın.